Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ işgali sonrasında çıkan savaşta Ermenistan teslim olduğunu ve işgal etmiş olduğu toprakları tekrar geri bir sene içerisinde teslim edeceğini duyurdu. Bu bir zafer midir yoksa kayıp mıdır? Bunu şimdi size açıklayacağım. Bana göre bu bir zafer değildir. Çünkü Ermenistan'a hiçbir zaman güvenilmez. İki kez daha önce ateşkes ilan etmelerine rağmen daha ateşkesin ilk birinci ve ikinci saatinde ateşkesi bozarak sivillere saldırmıştır. Ve bildiğiniz gibi Ermenistan ufacık çekirdek kadar bir yer, 2 milyon, 3 milyon nüfusu olan bir yer. Bir askeri gücü tesisatı olmamasına rağmen Avrupalı bazı ülkeler Amerika'nın ve Rusya'nın desteği üzerine orada Azerbaycan topraklarını işgal etmiştir. Hepinizin de bildiği gibi tarihten bugüne gelene kadar Türkler her zaman cephede yani meydan muharebesinde kazanmış ve masada kaybetmiştir. Her zaman Türkler biz sahada kazandık ama masada kaybettik. Şu anda sahada kazandık. Yine masaya geldik. Masada da kazanmış gibi duruyoruz. 9 tane madde var orada. 9 maddede maddenin bir tanesinde Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki bir yol, bir ana yol kapalı şu anda. Orada bir tren raylar ve yolun dağlık bölge olduğu için kullanımı da biraz zor. O yol tamir yapılıp tekrar kullanıma açılacak. Bu yolun güvenliğini de Rusya sağlayacakmış, Rus askerleri. Zaten şimdi Ermenistan'la biz bugüne kadar hiç mücadele etmiyorduk Türkler olarak. Hep orada Rus ve Ermeniler vardı. Şimdi Ermeniler yenilince Ermeniler çekilip Ruslar kalacak. Biz her zaman zaten Ruslarla mücadele ediyorduk orada. Yani burada bir kazanım elde edilmedi aslında. Yani Ermeni çekilecek, Rusya kalacak. Ne fark ediyor? Ve şimdi şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Ermenistan bir sene içerisinde işgal etmiş olduğu toprakların hepsini geri vereceğini açıkladı. Ama bu bir sene sonrasında bu Ermenistan bugün çok sıkışık olduğu için büyük kan kaybettiği için orada mücadele gösterecek, orada çarpışacak askeri adamı insanı bulunmadığı için Azerbaycan daha da üstüne giderse Ermenistan'ın başkentine kadar geleceğini bildiği için gelebileceğini ve hayatta ona karşı duramayacağını, nüfusunun, insanının, teçhizatının buna yeterli olmadığını, herkesin korktuğunu bildiği için mecburen bunu yenilgiyi kabul etmek durumunda kaldı. Mecburen. Başka çaresi kalmadı. Tam da bu fırsattır deyip sonuna kadar işgal edilen bütün toprakların hepsini almak, hatta daha da ilerisine gitmek gerekiyor ki oradan şu anda Ermenistan'ın elinde bulunan Rusya'nın ne kadar savaş teçhizatları varsa, tanklar, toplar, tüfekler, roket atarlar, uçak savarlar, bunların hepsi bu ganimetlerin ele geçirme zamanıydı. Şu an hiçbir direncinin kalmadığı bir ortamda, dönemdeyiz Ermenistan açısından. Hiçbir dayanağı kalmadı, yani tamamen teslim olmuş bir durumda. Şimdi tam aslında üstüne gidilmesi gerekiyordu. Ermenistan ne yapacak? Bir sene boyunca orada hani çekilecektim, teçhizatlarımı topluyordum, valizimi topladım, ceketimi aldım falan deyip bu bir seneyi, bir buçuk, iki seneye doğru dayayacak yani. Tam hani valizimi tam toplayamadım da, tam alamadım da, biraz daha istiyorum da falan filan deyip daha sonrasında da diyecek ki ben buradan niye çekiliyorum diyecek. Yani çekilmek istemiyorum diyecek. Çekilmeyeceğim diyecek. Ne yapabileceksin diyecek. Yine dış batılı ve Rusya'nın gücünü, desteğini arkasına alarak çekilmiyorum diyecek. Daha olmadı o anlaşmayı iptal edip kıvırma yoluna gidip bu sefer diyecek ki ne? Halka soralım, referandum yapalım. Halk gitmemizi istemiyor. Biz bu yüzden burada kalmak istiyoruz. Halk çok bizim çoğunluğu burada kalmamızı istiyor deyip bahane uydurup anlaşmayı iptal etmek için elinden gelen her türlü pisliği yapacak. Ve oradan çıkmayacak. Şimdi bu bir anlaşma. Bu anlaşmaya hani uyulmazsa başına büyük işler alacak. Dünya çapında sorun yaşayacak diye hani düşünüp tasalanmaya gerek yok. Savaş suçudur falan filan diye kimse düşünmesin. Uluslararası mahkemede de yargılanır falan filan, hayatta düşünmesin. Eğer olsaydı bu zaten Ermenistan'ın sivillere yapmış olduğu katliamlar sonrasında, daha şimdi yeni sivillere yapmış olduğu saldırılar yüzünden Birleşmiş Milletler'de, uluslararası mahkemelerde yargılanırdı. Ve bir de Minsk üçlüsü var biliyorsunuz. Birisi Rusya, birisi Fransa, birisi de Amerika. Zaten Amerika ne varsa yağdırıyor.
Fransa deseniz zaten biliyorsunuz Ermeni soykırımını alıyor. Ermenilere büyük sempatileri var. Ermenileri orada Fransa'da destekliyor. Rusya deseniz ne kadar teçhizatı varsa hepsine onlara yığdırıyor. Zaten Rusya arkasında durduğu için onlar orada Azerbaycan'la mücadele sergiliyorlar. Yoksa onlar 3 milyon nüfusla ne yapabilecekler? Küçük bir köy gibiler. Hiçbir ne paralar var, ne maddiyatları var, ne bir sanayileri var. Yani hiçbir şeyleri de yok yani. Orada Rusya'nın emir komuta zinciri altında orada Azerbaycan'a kafa tutuyorlar. Minsk üçlüsü de zaten tırt biliyorsunuz. Onlardan da hiçbir şey çıkmaz. O zaman siz bu Ermenileri nerede yargılayacaksınız? Sadece Azerbaycan'ın bugünkü yapmış olduğu taarruzla vereceksiniz onların cezasını. Başka yapacak bir şey yok. Azerbaycan'ın yapmış olduğu karşı atakla onlar cezasını bulabilir. Ve Azerbaycan şu anda durmaması gerekiyordu aslında. Yani tam fırsatını yakalamış, tam son gaz devam etmesi gerekiyordu. Biliyorsunuz bizim Türk milleti hep mesela Türkiye'de mesela Suriye'de, Libya'da ve Fırat Kalkanı'nda, Cerablus'ta, Zeytin Dalı'nda büyük başarılar sergilediğimiz zaman orada YPG'yi, PYD'yi tamamen oradan silip süpürme operasyonları yaparken, hepsinin kökünü kazırken biliyorsunuz çok kısa bir zaman içerisinde de bunu başardık. Sivillere zarar vermeden hemen ne yaptılar? Rusya olsun, Amerika olsun, hemen Dışişleri Bakanlarını ve büyük üst düzeydeki yetkililerini Türkiye'ye göndererek bir ara bulucu, bir hani olay yatıştırma, bir ara molası, bir hani forumdan düşürme, bir pauze yaptırma gibi bir şey. Biliyorsunuz hani şöyle düşünün, bir maç futbol müsabakası düşünün. Siz 3-0 geriden giderken siz öyle hani karşı taraf kırmızı kartla yemiş, cezalı, yorgun, değiştirme haklarını kullanmış. Siz ise o tam bitme noktasındayken yeni oyuncular oyuna dahil etmişsiniz ve birden atağa geçmişsiniz ve ataklarda artık oyunu ve bütün her şeyi elinizden altına almışsınız. Ve 3-0'dan 3-3'e getirmişsiniz. Penaltı kazanmışsınız. Artık 4-3 yapacaksınız maçı. Maçı çeviriyorsunuz. Ve yani o kadar hani şevke gelmişsiniz ki ne tamamen yani belki o maçı 5-6 bile yapacaksınız. Ne yapıyorlar? O zaman maçta hani oyuncuların formunu düşürmek için, o heyecanını kırmak için oyalama taktikleri yaparak bizi formdan düşürüyorlar. Ondan sonra kendi aleyhlerine geçirecekler. Hani bunu bizim Suriye'de yapmış olduğumuz operasyonlarda Amerika ve Rusya yaptı. Siz durun, biz PYD'yi, YPG'yi çekeceğiz, şöyle yapacağız, geri adım atacaklar, orayı boşaltacaklar, biz oranın güvenliğini size vereceğiz falan filan deyip bizi oyaladılar, bizi durdurdular, bizim ağzımıza birkaç parmak bal çaldılar. Ondan sonra ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Ortak devriye atıyoruz falan filan deyip bir gösteriş yaptılar. Hiçbir şey yapmadılar. Aynısını da bugün Ermenistan'ın arkasında durarak Azerbaycan'a yapacaklar. Bu harekatı başlatmışken, bu kadar da ilerlerken, bu ganimetleri elde ederken Ermenistan'ın yarısına kadar girmesi lazım aslında Azerbaycan'ın. Kesinlikle geri durmaması lazım. Terimizin soğumasını beklemememiz lazım. Biliyorsunuz Ermenistan'ın ara bulucusu, ateşkes ve ateşkesini sağlayan, onların tarafından imzaya atan, onların sorumlusu olan kişi Rusya, Azerbaycan'ın sorumlusu olan kişi Türkiye. Yani Türkiye ile Azerbaycan bu işe içerisinde bunlar müdahil. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin Ermenistan'ın alakası yok ki, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan bir şey gibi bu yani. Şimdi bizim de terimizi burada soğutup tam da fren yaparsak, biliyorsunuz hani araba düşünün, uçan teneke. Biz Türkler hani benzinli araba birden alev alır, hızlı gider, atar kendini ya. Ama dizel ne yapar? Geç ısınır. Sonradan ısındı mıydı ama dümdüz gider. Hani uçan tenekeyi düşünün. LPG'li bir hani Tofaş Şahin'i düşünün. Açılmış, basmış, kaptırmış kendini gidiyor. Ama önüne gelen herkese böyle bodoslama dalıyor. Dümdüz ediyor. Yani hiçbir şey bırakmıyor. Silip süpürüyor. O uçan teneke öyle giderken millet de hani onun önünde duramadığı için, kaçıldığı için, kaçtığı için, şimdi Batılı ve Rusya gibi böyle güçler ne diyorlar? Biz bu uçan tenekeyi bir kere yavaşlatalım, hatta durduralım. Ondan sonra bu geri kendini toparlayıp hızlanamaz. Hızlanana kadar da biz hayli yol kat ederiz. Bunlar o zaman kazanmış oldukları bu savaşı tekrar istemeye geri bize mahcup bir şekilde geri vermek durumunda kalacaklar. Biz bunların alevini, ateşini söndürelim.
hırsını alalım, dindirelim de bunları daha sonra masada yenmek kolay olur. Onlar da alevere oyun hile her zaman meşhur, biliyorsunuz. Hiçbir zaman da bitmez bunların oyunları. Bu Azerbaycan kesinlikle burada ateşkes yapıp bu anlaşma, yani imzalanan bu 9 maddeye güvenerek oradaki topraklarda ateşkes yaparak Ermenistan'a güvenmemesi gerek. Yani Ermenistan bir sene sonra asla çekilmeyecek. Bunu bilin. Kesinlikle bir şeyler uyduracak, anlaşmayı yırtacak, güç toplayacak, adam toplayacak, silah toplayacak, bir şeyler para toplayacak, adam eğitecek. İsrail'den, Rusya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan, Suriye'den değiştirdiği bir sürü insanlarla geri tekrar Azerbaycan'ın başına bela olacak arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Asla burada Azerbaycan'ın geri durmaması ve bu ateşkese güvenmemesi gerek. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.